Rasim Özdenören Alkol, sömürü ve intihar Görünüşte alkol ile sömürü arasında herhangi bir bağlılaşım kurulamayabilir ama acaba gerçek öyle midir? Ateş suyuna alıştırılan kızıl dereliği ele alalım. Kızıldereli adamın gündelik hayatında tüttürdüğü bir dumanı vardı. Kıtanın sonsuzca uzayan topraklarında sesini ulaştıramadığı mesafelerde duman ona haberleşme işinde yardımcı oluyordu. Beyaz adam Kızıldereli'den dumanı öğrenince bunun keyif verici bir nesne olduğunu keşfetti. Avrupa'da tütün alışkanlığı oradan başladı ve devam ediyor. Kızıldereli'nin kendine özgü bir alkolü de yoktu. Dolayısıyla alkol alışkanlığı da yoktu. O doğanın kendine armağan ettiği böcek kabuklarından, çiçekten, ottan, çöpten süslenme nesneleri icat ediyor, bu sade, basit süslerle gönlünce eğleniyordu. Vaktaki beyaz adam kızıl delilinin alkolü tanımadığını fark etti. Ona alkolü viski tanıttı. Kızıldereli bu sert içkinin tadını aldı ve ona ateş suyu adını verdi. Kızıldereli ilkin viskiye tiryaki edildi. Sonra viskinin bedeli ondan aklın alamayacağı ölçüde yüksek pahalar ödettirilerek çıkartıldı. Bugünkü Amerika kıtası topraklarının çoğu bu doğuştan tertemiz saf insanlardan birkaç şişe viski karşılığında tırtıklandı. Bakın kayıtlarda ne var? Sömürgecilik en ilkel toplumlarda bile alkollü içkileri, boncuklarıyla mal dolaşımını hızlandırarak sakin yaşayışı hızlı yaşamaya dönüştürüyordu ki bu gerçeğin karşısında mistik uyuşukluğun öğütlenmesi emperyalizm açısından hem iki yüzlülük hem de çelişmeydi. Bu cümleler Afrikalılar için kuruluyor. Amerika kıtasının Kızıldereli yerlilerine gelince bugünkü New York kenti, 5 ada üzerine kurulu Chicago, Arizona, Saint Louis gibi havzalar ya birkaç şişe viski karşılığında veya incik boncuk verilerek satın alınıyordu. Örneğin New York kentinin tümü 5 ada 24 dolar karşılığında satın alınmıştı. O 24 dolar da viskiye gitmiştir muhtemelen. Halen Avrupa alkolizmle nasıl başa çıkacağını bilemiyor. İngiliz tarihçi Arnold Toynbee'ye bakarsanız bu gidişte başa çıkması mümkün de değil. Toynbee alkolle ancak İslam dini başa çıkar diyor. Alkolizmin tek başına bir tehdit olarak algılanması yanlış olur. Alkolizm, can sıkıntısı, bezginlik, yılgınlık, umutsuzluk, erken bunama, melankoli, yalnızlık duygusu, şizofrenik bir yaygın ruh ve sinir hastalıklarıyla eşleşmiş olarak iş görüyor. Bu tablodan intiharların çıkacağını tahmin etmek zor değil. Alkol alışkanlığının yoğun olduğu ülkelerde intihar vakalarının da sık görüldüğü gerçeğine bakarak alkolle intihar arasında bağlılaşım kurmak mümkün görünüyor. Bu açıdan tüm Avrupa ülkelerinin ve Amerika'nın sergilediği içler acısı tablo göz önünde dururken kimi mahfillerin ülkemizde de alkolü özendirmeye çalışması akıl alacak iş değil. Yarın bu alışkanlığı ortadan kaldırmak için harcanacak paranın bugün alkol alışkanlığı sağlamak üzere harcanan paradan kat kat fazla olacağı günü düşünmek bile ürkütücü.